Merhaba Yasemin abla. Merhaba Emre, nasılsın? Teşekkür ederim. Havuç, ne haber? İyidir abi, senden ne haber? İyidir vallahi. Havuç, ne arıyorsun burada? Baba, para lazım. Ne parası? Mümkünse Türk parası. Dolara güvenim kalmadı artık. Zevzeklik yapma. Harçlığını daha yeni aldın. Baba, harçlık marçlık ev kirasını yamamaya gitti. Cebimde çay içecek param kalmadı. Sen de çay içmezsin o zaman. Burada otur, burada iç. Beleşe getirirsin. Ya baba, canım zaten sıkkın. Ver biraz para da gideyim ben. Canın niye sıkkın? Hoca tek soruluk gıcık bir ödev verdi. Neymiş? 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Ya ben müneccim miyim? Nereden bileyim 10 yıl sonra ne halde olacağımı? Ne var fısık gibi soru. Ayrıca ben biliyorum 10 yıl sonra senin ne halde olacağını. Ana, ne halde olacakmışım? Merhaba baba. Tansiyonun nasıl? Tansiyonun diyorum, tansiyonun. Ha, iyi iyi, iyi. Şimdilik. Bir gezdireyim mi seni derdim ama malum hala arabamız yok. Hala mı aynı terane Havuç? Ya baba, senin emekli aylığınla şunun taksitlerini yatırsaydık almıştık bir araba. Ya zıplatma benim tansiyonumu şimdi. Ya babacığım, ne olacaktı ki yani ya? Allah Allah, artık berbere gidiyorum. Saç, sakal, dil diyorum. Dilimde tüy bitti söylemektense hala araba almadın. 30 yaşına geldim ben ya. Oğlum sen beni öldüreceksin mi? Öldüreceksin mi? Öleyim mi istiyorsun? Vallahi ölme baba. Ruh çağırır, yine isterim ben arabayı. İşte senin 10 yıl sonraki halin Havuç. Hayatta öyle bir şey olmayacak 10 yıl sonra baba. Çünkü küçük bir mantık hatası var. Öyle mi? Neymiş o? 10 yıl sonra ben çok zengin bir adam olacağım. Ve yanına geldiğimde... Hey babacığım, ne haber ya? Nasıl olayım evladım? Bu vicdan azabıyla nasıl olabilirim ki? Ya, ya babacığım, bana araba alamadın diye üzülme bu kadar. Canını sıkma ya. Nasıl sıkmam evladım? Sen benden o kadar araba istedin ama ben seni hep reddettim. Şuram yanıyor. Bak babacığım, bu spor arabanın, bu jipin, bu üstü açık arabamın, bu da hibritin. Valla bunu da bilmiyorum zaten, nereye park ettiğimi hatırlamıyorum. Ama ben alacaktım sana. Sen de arkasına babam sağ olsun yazacaktın, alamadın. Kaçtı o tren babacığım, kaçtı. Ben artık gömlek değiştirir gibi araba değiştiriyorum. Hoş, gömlek de giymiyorum ya. Ya 10 yıl sonra çok zengin olacağım. Bir sürü arabam olacak. Artık arkalarında da miras değil, alın teri yazdırırım. Ben de vicdan azabı çekerim, öyle mi? Tabii çekmeyebilirsin de. Yani hala zamanın var. Alırsın bir araba bana, vicdan azabından kurtulursun baba. Hadi kaybol gözümün önünden Havuç kafa, işim gücüm var. Baba, harçlık, çay içecek param yok diyorum ya. Nasılsa 10 yıl sonra zengin olacaksın. Küvete doldurur, çay banyosu yaparsın. İstikamet çıkış kapısı. Marş! Görüşürüz Tolga abi. Görüşürüz Havuç. Görüşürüz Yasemin baba. Bye bye. Biz